Merhaba dostlarım ve tostlarım, ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Ve bugün tanıtacağım sunucu yılların efsanesi, yıllardır kapanmayan ve sıfırlanmayan bir sunucu olan Mooscraft arkadaşlar. Bak psikopat bu da ya. Mooscraft'ın tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan yıllar 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 öncesinde, yani 5 yıl öncesinde Mooscraft'ı King Faction ismiyle birlikte oynamaya başladığımız bir lanete sürüklendik arkadaşlar. Ve o yıldan bu yıla kadar da aralıksız bir şekilde devam eden bir serüven bu bizim için. Sizi direkt arsama götürerek başlayacağım arkadaşlar. Mesela arsamın alt tarafında birazcık kurucumuzdan gizlediğimiz eşyalarımız oluyordu bizlerin. Burada gördüğünüz bir sürü eski yıllanmış eşyalar. Bak bunu ta 2021 yıl başında almışım arkadaşlar. Yılbaşı eventi yapmıştı, hala hatırlıyorum. Bizi değişik bir kuru kafalı bir yere toplamıştı kurucumuz. Oradan eşyaları dağıtmıştı. Bu 2019 veya 2018 yıllarından kalma eşyalar. Birçok arkadaş ve birçok emek, birçok ulan ve ne güzel günlerdi hesabı. Burası da benim herkesi takip eden kardeşlerimin bildiği, buradan da Turan'a selam olsun. O güzel boyutunu kafa heykelimizi yapmıştı. Güzel bir build arkadaşlar. Şöyle bir depomuz var. Faction olduğu içinse depolarımızı kullanıyoruz. Spawnımız da geldi. Sulayımızı yazalım. Sunucudaki rankım yayıncı arkadaşlar. Yayıncı rankı da sadece bende bulunuyor. Her rankın kendine özel bir kiti bulunmakta. Klan sistemleri nedir? Arkadaşlar klan sisteminde kendi klanınızı kurup, yani benim klanım gibi The Legend'ı kurduk mesela. Çete yazın lan. Yaz lan çete. Gördüğünüz gibi bak, bu klan sohbeti arkadaşlar. Alper klanı almamışız. Mesela birisini nasıl klanı alıyoruz arkadaşlar? Buradan klan member invite Alper Cansu yazdığımda Alper'i klana davet etmiş oluyorum ve Alper isterse klanımıza giriş yapabiliyor. Klandaki yetkili insanların rütbesini yükseltebiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Klan toprakları alabiliyorsunuz. Klan topraklarını da nereden alabildiğinizi birazdan ormana gidip göstereceğim. Envanterimizde gördüğünüz gibi King VIP, yani en büyük ikinci VIP'nin eşyaları var. Koruma 11 artı 1 yazıyor. Bu nedir? Sunucu içerisinde yükseltme sistemi var arkadaşlar. Hadi bakalım ondan da başladık diye. Mooscraft'ın o kadar çok egzantriği var ki arkadaşlar. Bu egzantriklerini gerçekten de tanıtmak farklı farklı olacak. Şu anda mesela burada gördüğünüz gibi Moz VIP, yani sunucudaki en yüksek VIP'li koruma 12 kılıcına artı 5 basılmış. Bunu nasıl yapıyoruz? Buna ilk birinci seviyesine slash, elinize alıyorsunuz bu arada, slash yükseltmeye. Sana diyor ki %91 şansla bunu 100M karşılığında yükseltmek ister misin diyor. Başarılı oldu. Bu şekilde şimdi seviye 1 yaptık arkadaşlar, tamam mı? Seviye 2 de benden ne istiyor? Slash yükseltme yazalım. Bir tane kutsama kağıdı bul diyor. Hemen envanterimize bir tane kutsama kağıdını alalım. Bunu kutsama kağıdıyla bile yükseltmesini yaptık aynı şekilde. 5 tane kutsama kağıdı ve 1B para gerekiyor ve bak gördüğünüz gibi şans oranı düşüyor arkadaşlar, tamam mı? Bu da kutsama kağıdını %25 şans veren şeyi de onu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar birinci arsamdayım, gelebilirsin. Bak yüksem, bak gördün, başarısız oldu. %71 şansla başarısız oldu ama materyalleri benim envanterimden aldı arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Başarısız olduğunda bir önceki segmente gidiyor. Onu da unutmayın arkadaşlar. Seviye 1'e geri dönüyor yani. Bak burada da Musti bana bir şey attı. Tılsımlı parlayan karpuz. Bu nedir? Buna da geçelim. Bunu da son bir tane daha hadi yükseltelim arkadaşlar. Ne? 256 tane bal kabağı istiyor. Kurucu kardeşimiz de buraya bal kabaklarını koydu. Yani sunucu içerisindeki her şey birbiriyle bağlantılı. Neyin ne olduğunu buralardan görebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk çıktığında normalde şu şekilde görebiliyorsunuz. Yenileme 5'i vardı. Yenileme 5'i iptal etti arkadaşlar. Yeni olan buradaki parlayan karpuzlarla değiştirmeyi unutmayın. Tabii ki de eski oyuncuysanız. Markette birçok market sistemi var. Etkinlik market, PvP market, level market, meslek market, görev market ve boss market gibi bir sürü sistemimiz bulunmakta. Bu marketler içerisinde başlangıç olarak etkinlik marketi var. Etkinlik marketi nedir? Arkadaşlar slash etkinlik yazdığınızda etkinliklerimiz var bizim. Saatlik olaraktan 30 dakikada bir, 40 dakikada bir burada bir sürü şey başlıyor. Boss etkinliği, parkur etkinliği, balıkçı etkinliği, mini games, maden etkinliği olmak üzere birçok etkinliğimiz var. Bu etkinliklerde yaptığınızda mesela maden etkinliğine katıldınız ve madenleri kırdığınızda maden puanları geliyor size. Bu etkinlik puanlarıyla da çok ciddi eşyalar alabiliyorsunuz. Yani bu eşyalar nedir? Bak 100 etkinlik puanına 10 tane rastgele anahtar veriyor bize. Sunucu içerisindeki asla ve asla elde edilemeyecek şeyleri siteden pahalı bir fiyata almak istemeyen kardeşlerimiz buradan belirli şansını kullanaraktan almaya çalışıyor. Ve buradaki en iyi şey
S12 kasma arkadaşlar. Yeniden adlandırma neymiş mesela? Eşyayı değiştir. Aa bak, bu da mesela çok eski bir Abi epik şeydir. sınırsız uçuşmuş. Ne abicim? Sınırsız uçuş varmış. Sınırsız uçuş da mesela sunucu içerisinde yok. Sadece 900 küsür TL'ye alınan Muz VIP'nin ve benim tabii ki de yetkimden olduğu üzere var. Veyahut da buradan da çıkartabiliyorsunuz. Sınırsız uçuş gerçekten de işinize yarayabilir arkadaşlar. Mesela buradan slash markete tekrardan geldim ve etkinliğe geldim. Ben bir etkinliğe katıldım. Bir etkinlikte ortalama 3000 ile 10.000 puan arasında puan kazanabiliyorsunuz. Ben de 5000 puan vardı. 5000 puandan ne kadar para kazandığınızı şimdi size göstereceğim. Bu etkinliklere katılmak için herhangi bir rütbe ihtiyacınız bulunmamakta arkadaşlar. Rütbeyle olmadığından dolayı da herkes girip çok rahat bir şekilde şeyler her şeyi kazanabiliyor. Şimdi ilk önce anahtar kasamızı açtım. Buraya geldim. Ekipmanlarda burada birazcık S5, S6 ve S7 olaraktan ben S5, S6, S7 ve S8'leri kapattım. Sadece üstlerini veriyor. Bak gördüğünüz gibi kutuları verdi. Ve bana mesela S9 ve üstümde herhangi bir eşya vermedi. Biz oturup birlikte arkadaşlar burada saatlerce double double bunu açtığımızı biliriz. Birazdan da onları zaten sizlere göstereceğiz. Buradan S10 ile S20 arasında eşyalar çıkabiliyor. Hatta Alperen neredesin? Getirsene S20 yayı bana. Bir tweet at abim. Envanterinde mi? Gönder, sağ yap bakayım bakalım bana. Bu arada eğilip sağ tıkladığınızda trade gelebiliyor. Bak gördüğünüz gibi burada bugünün tarihinde S20 Edit Yay çıkartımını yaptı arkadaşlar. Ve bunları kredi Mesela karşılığında bende güzel S20 fiyatlara set. satabiliyorsunuz. Sende ne var abi? S20 set. Bakalım sende ne varmış? Bak S20 seti de görüyorsunuz ve bunlar mavi. Mesela S20 setinde artı bir basmış arkadaşlar. Artı bir ile eşyalarda gerçekten güzel oluyor. Şu yere eşya atma işini hala çözemedik ama olsun, umarım elbet bir gün bu arkadaşlarımız da bu eşyaları yere atmaması gerektiğini öğrenecekler. Şimdi envanterimde neler vardı? S8'i de atalım. Para kasam kaldı arkadaşlar. Para kasasını açalım. Bak ben de 40 kaçta başlamışız lan? 42 ile başlamışız. 44'e çıktı. Burada maden var bir de. Madeni de açalım aynı şekilde ve karmayı da açtığımda karmadan bu arada deli dehşet şeyler çıkabiliyor. Neler mesela? S10, S9 ve S8 kazmalar çıkabiliyor. Bunlar çok değerli şeyler. S10 çıkma ihtimali var. Bu set olaraktan değerli bir şey tabii ki de, bir oyuncu anlamında diyorum. Zaten bizler bunları kitlerle elde edebildiğimiz için bunlar şu anlık benim için önemli değil. Ama sizler için çok ama çok önemli. Mesela buna bastığımda bak mesela gördün mü? Speed 2, Güç 2, Absorption şu oluyor yanlış değilsem. Ondan sonra Drench ve Fire Aspect kazandık arkadaşlar. Ben zaten ama Muz VIP olduğum için bunları şu şekilde basabiliyorum. 10'ar dakikalık şeklinde. VIP'lerimiz nedir arkadaşlar? Siteye gidip VIP'lerimize bakabiliyoruz. Muzcraft'ın sitesinde gördüğünüz gibi arkadaşlar, isterseniz kredi yükleyebilirsiniz, isterseniz çark çevirebilirsiniz. Bu çarklar kredi karşılığında yüzdelik şanslara sizlerle verebilecek bir şey. Ben burada nece paralar yedim arkadaşlar. 200'lük mü çevirmedik, 500'lük mü çevirmedik? Yani biz burada ciddi batışlara ve ciddi karlara öngörü yaptık arkadaşlar. Şöyle profilime geleyim sizlere. Bak göstermek istediğim şeyler var. Pazar geçmişlerimiz var. Bak burada mesela benim çevirdiğim çarkların geçmişi görünüyor. Bir bak deli dehşet paralar yermişiz arkadaşlar. Arkadaşlarınızı gönderdiniz. Hediyelerinizi ve sandık geçmişlerinizi burada görebiliyorsunuz. Ben kendi arkadaşlarıma VIP'leri zaten alıp alıp hediye ediyordum. Birkaç aydır oynayamıyorduk. Yoğun bir günümüz vardı. O yüzden döner dönmez de bunları yaptık. Gördüğünüz gibi burada da yüklemelerimiz burada başarılı bir şekilde olmuş arkadaşlar. Bir hata olursa da zaten yönetici kardeşimiz sizlere hemen destek sağlıyor. Buradan mağazamıza gelecektik. Mağazamıza Faction'ı seçeceğiz. Skyblock oyun modu da var ama bizim Skyblock oyun moduyla şu anda bir işimiz yok arkadaşlar. VIP'lerimiz 150 TL, 950 TL arasında değişiyor. Benim önemli olan Class VIP'tir. Ama yok kardeşim, ben oyun içerisinde kasılmak istiyorum derseniz de Muz VIP alabilirsiniz. Her VIP'nin kendine özel bir ham maddesi bulunuyor. Warp'larda burada VIP ham maddelerimiz var. Slash play yazalım arkadaşlar. Bak play'in önemi de buradan görebiliyorsunuz zaten. Burada VIP'lerin ham maddelerini görebiliyorsunuz. Çevredeki Quartz ve Zümrütler Muz VIP'nin ham madde bölgeleri. Ve normal 4 VIP'mizin ham maddeleri de orta şekillerde görebiliyorsunuz. Bunları yaparken slash görev var arkadaşlar. Görevlerin bile görev marketi var. Bu arada siz göremediniz ama görev marketler S15 aldık ve S15'in yükseltmesini yaptık arkadaşlar. Görevlerimiz nelerdir? Burada kasılırken mesela kuars ham maddesinde kasılıp zümrütle birlikte yapıyorsunuz. Ve her görev bitirdiğinizde de sizlere bu anahtarlardan veriyor. Kas anahtarlarını da aldıkça da zaten az önce gördünüz 15B para kazandım arkadaşlar.
rütbe yazalım. 15B'nin değerini de sizlere şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. 250M, 1B, 10B. Yani benim kazandığım parayla kral rütbesine kadar yükselebiliyorsunuz. Kral rütbesi de arkadaşlar sizlere gerçekten de güzel bir kit sağlıyor. Ben şu anda normalde acımasızmışım. 200B para veriyor arkadaşlar. Buradan sonra korkusuz 300B. Ondan sonra katledici 400B. Ender 500B ve katman 5T arkadaşlar. Sunucu içerisinde neredeyse çok az katman rütbesi var bu arada. 5 ile 6 arasında bir katman rütbesi bulunmakta yani. Gerçekten de katman rütbesi ulaşan arkadaşların ruhuna Fatiha demek istiyorum arkadaşlar. Burada slash rank değil de çok özür diliyorum. Slash bal top. Slash top yastakta oluyormuş. Burada turnuva sistemlerimiz var. En aktifler ve en zenginler var. En zenginleri bu şekilde görüyorsunuz. Yavre kardeşimiz yani şöyle bir infosunu vereyim. Bu arkadaşımız zaten gerçek dünyada da maddi durumu iyi olan bir kardeşimiz. O yüzden de Arif'e destek çıkmak için ara ara sunucuya kredi yükleyip oradan da desteklerini sağlıyor arkadaşlar. Sunucuda şimdi neler var? Warp'ları değil de sizlere arkadaşlar küçük çaplı bir gösterimleri yapıyor. Mob Arena'na alaka boss'a gelmek istiyordum ben. Şuradan da yine aynı şekilde fly yazayım. Neden fly yazamıyor diye sorarsanız arkadaşlar klavyeyi çok farklı bir bölgeye koyuyorum. O da bayağı bir problem çıkarıyor. 3 tane boss'umuz var. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye boss'larımız var arkadaşlar. Bak boss'umuz burada, tamam mı? Bu boss'a saldırıyorsunuz. Boss'a saldırırken altta can barı çıkıyor arkadaşlar. Sizlere farklı farklı taktikler söyleyebilirim ama tabii ki de bu Muzcraft'ı beğenirseniz, Muzcraft hakkında daha fazla video istiyorsanız like atmayı da unutmayın diyelim arkadaşlar videomuza. Buradaki boss kestiğinizde boss sizlere etkinlikte keserseniz bu arada etkinlik puanı sağlıyor. Etkinlik içerisinde kesmezseniz arkadaşlar farklı eşyalar sağlıyor. Nedir mesela? Boss market yazalım şimdi size şöyle. Hatta düz market yazayım. Düz market mi? Boss market var arkadaşlar. Boss'u kestikçe buradan boss puanı kazanıyorsunuz ve boss puanlarınızı buradan harcayabiliyorsunuz. İsterseniz tılsımları alabiliyorsunuz. İsterseniz de buradaki rastgele kasa anahtarlarından alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da gideriz biraz. Gördüğünüz gibi 11 puanla kazandım arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız 8-7 puan aralığında oldular. Tekrardan bir Warp kasamıza gidelim bakalım. Kazandığımız anahtarlarımızı da bir tekrardan açalım. Burada karmamızı açtık. Buradan paramı açtım. Buradan ekipmanımı açtım. Burada da madenimi açayım arkadaşlar. Bayağı bir param oldu. Gördüğünüz gibi 67B paraya ulaştım. Sunucu içerisinde birçok kazma sistemi var. S8 ile S10 kazma arası çok iyidir. S12 kazmaya ulaşmanız çok zor olacak diye düşünüyorum. Eğer ki S12 kazmaya ulaşan kardeşimiz de varsa da buradan da ona selam olsun diyelim arkadaşlar. Tekrardan son bir kez bir warp yazacağım. Obsidian nedir arkadaşlar? Burada yükseltmelere yarayan şeyleri buradan çıkartıyorsunuz. Mesela bak burada şöyle güzel bir sistem var. Size turnuva dedim ya arkadaşlar. Turnuvalarda slash warp sıralama. Sıralamalara geldiğimizde oy turnuvası, balıkçı, katil, maden ve aktif turnuvaları var. Balıkçı turnuvasında altın balıkçı, zümrüt balıkçı ve bronz balıkçı şeklinde oluyor. Katil de mesela bu şekilde bronz katil, altın katil şeklinde. Altın oyuncu, işte gümüş oyuncu sistemi var. Bir de altın madenci sistemleri var. Bunların ödüllerinde eğer ki maden sıralamasında birinci olursanız S8 altın madenci kazması, katilde birinci olursanız S15 altın katil kılıcı ve seti var tabii ki de. Balıkçıda S8 işte altın olta, bu tarz şeyler var. Ödülleri gerçekten de çok ciddi paralar ediyor. Paradan kastım kredi. Çok ciddi krediler ediyor arkadaşlar. Bunlar da belli güzel yerlere gelmeniz. Mesela yani direkt bir tane eşya size bir aylık VIP'ye bedel olabiliyor. Bir tane VIP'de gördüm 150 TL ile 900 TL arasında değişiyordu. VIP almak isterseniz %50 indirimleri takip edebilirsiniz. Ve Muzcraft'ın Discord'undan da indirimleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki videodan zevk aldıysanız discord.gg/rap'a gelebilirsiniz. Ve bizlerle birlikte bir sonraki videolarımıza da konuk olabilirsiniz. Muzcraft'ın devam etmesini istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. Ve yorumlarda bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Muzcraft kapanmadı, kapanmayacağını da düşünüyoruz. Ve sizleri bekliyoruz. Bay bay. Bence diyorum ki Eziyecek Violator daha keser iyi beni. Abi. Ah, ah ölüyorum. Ah Violator Çok beni iyi. kesecek. Ah, abi Violator beni kesiyor. Ah. Abi Vio kesiyor beni. Ah, ah öldüm. En son Ah. 2,5 yıl önce girdim oğlum Ah. Ah öldüm. Ah ölüyorum. Şu anda ölüyorum. Ah. Allah'ını Ah ölüyorum. Ah. Ah ölüyorum şu anda. Şu anda ölmek üzereyim. Dans et. Dans et.